Olacak olacak. Eyvallah. Ey Alacakaralı kardeşlerim. Kromun bitsin. Mermerin tükensin. Hiç önemli değil. Senin yüreğinde, bağrında dünyanın en büyük sermayesi bu ak gençlik var. Sana yeter. Ak kadınlarımız var, ak kadınlarımız. Bu sermaye bitmez, tükenmez arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, birlik için, beraberlik için çıktık bu yola. Bu dava bizim tevhide giden yolumuz. Biz hiç pusulamızı şaşırmadık. Kıblemizi hiç şaşırmadık hamdolsun. Ortak paydamız, inancımız, imanımız ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne der Resulullah? Birbirinize der. Birbirinize der. Sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize nefret beslemeyin. Birbirinizi sırtından vurmayın. Ey iman edenler der. Ey iman edenler, kardeş olun. Bizler kardeşiz. Kardeş olacağız. Hiç kimse kardeşliğimizi yıkamayacak inşallah. Halbuki bizim zenginliklerimizi, bizim farklılıklarımızı bize ayrımcılık diye kullananlar var ya, bayrak da asmışlar buraya. Onlar var ya, onlar ortak paydamızı unutuyor arkadaşlar. Biz ortak paydası İslam olan bir toplumuz. İslamiyet'te kardeşin kardeşi arkadan vurması var mı? Sırtından bıçaklaması var mı? Şehit etmesi var mı? Davada sırtından bıçaklamak asla yoktur bizim inancımızda. Sevgili kardeşlerim, ortak paydamız inancımızdır. Zaza olabiliriz, Kürt olabiliriz, Türk, Çerkez, Alevi, Sünni hiç fark etmez. Bizler Müslümanız, Müslüman. Öncelikle bu dava için çıktık yola. İslamiyet'in emrettiği kuralların arkasından yürümek için bu bayrakları astık buraya. Var mısınız bu bayrakları durduğu yerde muhafaza etmeye arkadaşlar? Eyvallah. Zazası da benim, Kürdü de benim. Her yerde söylüyorum, söyleyeceğim. Kardeşlerim, şurada bir proje adı okudum. Diyor ki, mutlu anneler, mutlu nesiller. Helal olsun sana Alacakaya. Helal olsun sana ak kadın. Helal olsun sana ak gençlik. Mutlu Türkiye buradan geçiyor işte. Yıllarca bizi ağlattılar. Yıllarca anaların gözyaşları dinmedi. Biz şehit olmak için Çanakkale'de çıktık yola. Kurtuluş Savaşı'nda çıktık yola. Ama o zaman düşmanımız belliydi sevgili kardeşlerim. İmanımızın mücadelesini veriyorduk. Peki 80'lerde, 90'larda, 95'lerde bu kutlu dağlarda bizi şehit edenler neyin mücadelesini veriyorlardı? Kimin mücadelesini veriyorlardı? Ben Demirtaş'a sesleniyorum. Ben Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Kim senin ipini tutuyor? Kim seni yönlendiriyor? Bu gençlik senin karşında. Senin karşında olduğunu da 7 Haziran'da sizlere gösterecek inşallah. Var mısınız ak gençlik bu davanın bayrağını taşımaya? Var mısınız ak gençlik? Al bayrağı ve ak bayrağı hak ettiği yerde asmaya. Ben biliyorum sizler bu dava için çıktınız yola. Bizler de öyle çıktık. 80 öncesi yıllarda çok iyi hatırlarsınız. Şuradaki abilerim özellikle çok iyi hatırlarlar. Bu milletin önündeki 50 yılı alıp götürdüler. Bizim iman dolu, İslam'ı temsil eden gençliğimizi ikiye böldüler. Yarısına dediler ki sen sağcısın, öbür yarısına dediler ki sen solcusun. Sağcı olana dediler ki vatan, millet, ümmet. Solcu olana dediler ki insan hakları, özgürlük, ikisi birbirinden ayrılır mı? Bir Müslümanın insan hakkı karşısında durması mümkün mü? Kul hakkının karşısında durması mümkün mü? Bizi öyle bir böldü ki o Siyonist idare, gençlerimizin, imanlı gençlerimizin, geleceği taşıyacak gençlerimizin yarısını toprağın altına gönderdi, yarısını parmaklıkların arkasına gönderdi. Kimin gözünün yaşı dinmedi anneler?
Bizlerin gözlerimizin yaşı dinmedi. 15-16 yaşındaki çocuklara sağcısın solcusun yaftası vurup yaşlarını da büyütüp idam sehpasına çıkarmadılar mı? Ağızları süt kokan evlatlarımızı anarşistlikle suçlamadılar mı? O günler geride kalmadı kardeşlerim, sevgili hanım arkadaşlarım. Bu davayı biz ayakta götürmeye devam edeceğiz. Ayakta tutmaya devam edeceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Kandırılmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ellerine molotof verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ellerine taş sapan verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Gençlerimizin eline al bayrağı vereceğiz. Ak bayrağı vereceğiz. Tabletleri vereceğiz. Bilgisayarları vereceğiz. Meslek vereceğiz. Memleketin geleceğini vereceğiz. Hepiniz birer Tayyip Erdoğan'sınız. Hepiniz birer Ahmet Davutoğlu'sunuz sevgili gençler. Sevgili gençler, arkadaşlarınızın üzerinde oynanan oyuna müsaade etmeyin. Sizler akıllı çocuklarsınız. Bakışlarınız aslan gibi parlıyor. Hepiniz birer aslan parçasısınız. Bu memleketin davasını siz yürüteceksiniz. Arkadaşlarınızın kandırılmasına müsaade etmeyin. Günlük nimetlerle onların kandırılmasının önüne geçin. Aklı karışanları bizim yanımıza getirin. Biz onları anlatırız. Asla ve asla o şimdi birbirinin elini tutan o kanlı ellere müsaade etmeyeceğiz. Biz sizleri büyük şehirlere, üniversitelere göndereceğiz. Dağlara göndermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Hepiniz birer lider olacaksınız. Bu memleket, bu gençlik sizden neler bekliyoruz bir bilseniz. Bir bilseniz sırtınızdaki yükün ağırlığını. Bir dakika durmayacaksınız. Daha çok çalışacaksınız. Onlar bir çalışıyorsa siz bin çalışacaksınız. 7 Haziran günü de sandığın başında birer nefer olacaksınız. Verilen her oyun arkasında birer nefer olacaksınız. Her oya sahip çıkacaksınız. Milletin iradesinin, hiçbir şeyin milletin iradesinin üzerine çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Var mısınız Ak Gençlik? Hayır. 7 Haziran'da sandıktan 4 tane Anadolu yiğidini Ankara'ya göndermeye var mısınız? Hayır. Türkiye'den 400 milletvekili için mücadeleye var mısınız? Hayır. Alacakaya, sizi çok seviyorum. Bir tanesiniz, bir tanesiniz. Siz varsanız biz de varız. Allah'a emanet olun.